senin emrinle oruç tuttuk. Kur'an'da şöyle buyurulur. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi takva sahibi olasınız diye size de farz kılındı. İmam Sadık Aleyhisselam buyurdu ki, Allah bizden önceki ümmetlerden hiçbirine Ramazan ayı orucunu farz kılmamıştır. Bunun üzerine imama Aleyhisselam, ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi ayeti soruldu. İmam Aleyhisselam bunun üzerine şöyle buyurdu. Allah Ramazan ayı orucunu sadece peygamberlere farz kılmıştı, ümmetlere değil. Ama onun vesilesiyle bu ümmete üstünlük verdi ve Ramazan ayı orucunu Resulullah'a ve ümmetine farz kıldı. İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam Ramazan ayına veda duasında şöyle buyurmuştur. Bu ay vesilesiyle bizleri diğer ümmetlere tercih ettin ve faziletine diğer dinlerin takipçilerini değil bizleri seçtin. Böylece senin emrinle Ramazan günlerinde oruç tuttuk ve senin yardımınla gecelerini ibadetle geçirdik. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyurdu. Oruç benim içindir ve sevabını ben vereceğim. Resulullah buyurdu ki, Allah Teala buyurdu. Adem oğlunun oruç dışında yaptığı her iş onun içindir ama oruç benim içindir ve sevabını ben vereceğim. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. Oruç tutmanın sebebi şudur ki, oruç sebebiyle zengin ve fakir eşit olurlar. Zira zengin açlığın sıkıntısını bilmez ki fakire merhamet etsin. Zengin insan bir şey istediğinde onu temin edebilme gücüne sahiptir. Bu yüzden Allah istedi ki yaratıkları arasında eşitlik olsun ve açlık zorluğunu ve sıkıntısını zengin de tatsın ki zayıflara acısın ve aç kimseye merhamet etsin. İmam Rıza Aleyhisselam orucun farz kılınışı hakkında şöyle buyurdu. Ta ki insanlar açlığın ve susuzluğun sıkıntısını tatsın ve ahiretteki muhtaçlıklarını anlasınlar. Oruç tutan kimse kendisine çatan açlık ve susuzluk sebebiyle huşu içinde, zelil, mütevazı, ecirli, Allah'ın rıza ve sevabını talep eden, arif ve sabırlı olsun ve böylece sevaba hak kazansın. Ayrıca oruç şehvetlerden sakınmaya sebep olur. Hakeza oruç dünyada onlara öğüt versin, onları tekliflerini yapmada ram ve tecrübeli kılsın ve ecre ulaşmada onlara kılavuzluk etsin. Yoksulların ve fakirlerin dünyadan çektiği açlık ve sıkıntının zorluk miktarını anlasın ve neticede Allah'ın varlıklarına farz kıldığı hakları kendilerine ödesin. Fatıma-tü Zehra annemiz şöyle buyurdu. Allah orucu ihlası güçlendirmek için farz kılmıştır. İmam Bakır aleyhisselam da buyurdu ki, oruç ve hac kalplerin teskinidir yani huzurudur. Resulullah buyurdu, oruç tutunuz. Zira oruç damarları keser yani şehveti azaltır ve nimet sarhoşluğunu giderir. Yine Resulullah buyurdu ki, oruç bağırsağı inceltir, eti döker ve cehennemin yakıcı sıcaklığını uzaklaştırır. Hazreti Ali şöyle buyurdu, Allah orucu kullarının ihlasını denemek için farz kılmıştır. Yine buyurdu ki, Allah mümin kullarını namazlar, zekatlar, farz günlerinde yani Ramazan'da oruç tutmadaki ciddiyetleri vesilesiyle organlarının teskini, gözlerinin huşuğu, canlarının tevazuu ve kalplerinin huzuğu için korumaktadır.